geçeceksin. Yani kutu dur. Dur, geri git. Söyleyeceğiz. Yani çok şey var da o resimlerin de yetişmelerinde. Şuyla kosan olur mu Recep Bey? Hani aynı bu şekil duruma geldim. Gümüşhane'ye bile ceviz verdim. Azaplar abi. Ha bu mu? Denevir adam denek. Denek. Bak bunlar. Duvarların hep kendi eserleri. Şu. Şunlar. Her şeye de yazdılar. Geldiler. Huzur evine ama. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı araba? Önce babamı yıldırım kazasına gitti. Ondan sonra da işte bir zamanını öyle annemle kaldım. Tanıyorum çevreyi ya. Şu anda gittim 1 kilometrelik yerde, 1,5 kilometrelik yerde tarlalarımı buluyorum. Aslında o yolları değiştirdiler. O eski yollar olsun, o kan arabaları buradan Şiran'a giderim. 86'da kapandı. Görmeden işte el yordamıyla. Ha şimdi bir mesela yaparken en hafif bir yerinde bir şeylik olsa bu ellerim onu biliyor. İşte okuldayken de resim yapıyordum. Yani çok güzel resimler yapardım. Ondan demek ki hafızamda kaldı. İşte onların şeyiyle yapıyorum. Şura bura 2000'de başladım bu işe. O zaman da hastalanmıştım. O hastalığın 7 sene bir odada yattım. 7 sene böyle bir odada. Erzincan'da. İşte o baktım ki hareketsizlik beni perişan ediyor. Oradan çıktım işte geldim buraya. İşte doktorum dedi ki ceviz yiyeceksin. Bir de bu besni üzümü bir de kayısı. İşte o ceviz bu aşağı şelaleye. Oradakilerde, tanışlarda, tabi benim hastalığım için bana ceviz ne verdiler? Öylesine verirler hani, hastayım değil. Ben de onlardan seçtim, şu ufak poşetlerde, böyle içeride ektim, dur bayım dedim biter mi? Onlar da şehitli, törediği gibi bu sefer ben başladım o işe. Gıygulak, yani şura 4-5 tane havrası doldu, boşaldı yani. Çuvallara tüp yaptırdım. Efendim burada diktim, büyüttüm. Hayvanlar kırmasın diye. Yani bayağı bir neredeyse 1-2 sene sonra meyve verecek durumdaydılar. Hani gözlerim görmüyor diye tanışlar olsun. Mesela herhangi bir vatandaş olsun. Bana yani para yardım etmek isterdiler. Ben almazdım. Almadım. Yani çok şeydim almazdım. Adamlar baktım kırılıyor. O şu aklıma geldi. Dedim ya bu adamları ben kırmayayım. Alayım. Ben bu parayı biriktireyim. Olur ki ben bu parayı yersem belki adamların hani ya hayra gider ya gitmez ama ben bu parayı biriktiririm, ben bir hayır yapayım, o adamların da pay olur benim de. Yani o verilen paralarla işte o cevizlerin yerini eştirdim. Yani bu cevizleri de yine hep duyan gönderdi. Ya ta Kaman'dan bana ceviz geldi. Bak Konya'dan ceviz geldi. Adil Cavaz'dan ceviz geldi. Kamah'tan, ceviz, Irış'tan, Erzincan'dan. Kendim işte böyle temizliğine, ne kırgırla neyle onları sobamı neye yakıyorum. İşte efendim
böyle işte idare edip gidiyorum. En son işte geçen sene baktırdım yani Gümüşhane'de. Dedi ki bu dedi şey beyaz katarak burada dedi riskli olur. Senin dedi Trabzon'a gitmen lazım üniversite. Ümit verdim. Tekrar dünyayı görmek ister misin? Ya kim istemez ki? İsterim de acaba bir de görmeye alışmaya bir zorluk çeker miyim onu düşünüyorum yani. İşte şu köye bir yabancı bir hayvan gelse mutlaka buraya vurur. O da gelir elimi ayağıma sarılır. Kapıya geliyor beni de gördü mü sanki 40 yıllık tanış elimi ayağımı. Yani en azgın köpek dahi şey etmiyor. Gelirim işte devletin verdiği şey 65'lik işte bir de onun üzerinde bu sakatlıktan da herhalde biraz koyuyorlar işte. Oh. Yazgıç burada mısın? Buradayım. Bir yere gitmiyorum. İsteyeyim de ne isteyeyim şükür olsun şimdilik devletin verdiğine idare ediyorum. Öyle gidiyor. Ne isteyeyim olsun. Yalnız işte böyle hayır işleri için uğraşıyorum yani. Bazı yapacağım işler oluyor. Gücümün çattığı kadarıyla. Yok. Hiç evlenmedim. Hani derler kör atın kör alıcısı bulunurdu ama babamın o yıldırım kazasında işte gitmesi Allah kimseye 15 ile 25 yaş arasında yetim koymaz. Anladın mı? Çünkü adamın anası da çoğulu babası da ya. Bu benim yaptığım emekleri berbat etmesinler. Dileyen bu. Bugün 1000 tane ceviz diktim dağda aşağı. Daha öbür ağaçlar akasyasıydı, şamıydı. Yani bunları hepsini diktirdim. Diktim değil, diktirdim.